Ben bir gidebilir miyim ya? Burada genel olarak kendimi şey hissediyorum. Aa, bu kadar kolay mı? Eyvallah kanki. Gerçekten çok kırgınım ve düzelteceğini de düşünmüyorum Buse. Gerçekten buna inansam savaşırdım. Evet, bu arada inancı olsaydı savaşırdı kalmış. Beyza çünkü bu yani asla bırakmaz. Ben seni hiç böyle umut, görmedim. Bir şey hiçbir kalsaydı. Umudum yok. Demek ki Batlı bunun farkında ki bu kadar arkadaşlarına yönelip konuşun diyor. Aşkım, o bile fark etmiş. Kendisi adama bak 3 gündür 2 gündür ayrılığı konuşuyoruz. Dün mutluydu, dans ediyor, umrunda değil. Nasıl biliyor musun? Hayatı aman canım diye bir kelimesi var Batın, duydun mu? Resmen ben onunla küstüm ya, hani ayrıldım ya, şey düşünüyor, aman o beni affeder, barışırız. Zaten benden başka tanıyabilecek kimsesi yok. Ondan başka tanıyabilecek kimsem yoksa da aşkım beklerim, eleyeceklerse de elesinler. Ama sırf bu evin içinde kalmak için kendimi kıracak, üzecek bir ilişkinin içinde bulunmak istemiyorum. Bence de en mantıklı olan o. Eğer öyle düşünüp buna gerçekten inandıysan. Aşkım diyorum ya, mantığım da bitti. Sadece Allah kalbimde var, şey aklımda yok. Bilmiyorum o kadar. Yani sen benim Gizem, Gizem yaşadıklarımı bilsen. Yaşadıklarımı bilsen. Abartıyor ya, yemin ederim abartıyor. Gizem bu kadar kolay, tamam, kolay mı? Ben dışarıda neler yaşadım biliyor musun sen? Kolay bitmiyor ki zaten. Biz onun sadece... Bak Yeliz biliyor ne yaşadım. Az oluyoruz. Çok Buse şahit oldu, duydu. Buna ben sana anlattım ya hiç neler bu yaşadığımı. Bu arada bu ilişkinin zaten şu an bu noktaya gelmesinin tek sorumlusu hasret. Tek aslında sorumlusu o değil aşkım. O değil hayatım. Tamam, ben onu aşardım. En büyük sorumlu o aşk. Başka mevzular var benim anladığım kadarıyla. Ben kimsenin gelip ne sırrını, ne özel hayatını, ne farklı bir şeyin asla patlatmadım. Ben sır tutmayı bilirim. Ha ne olur bana gelirler, muhabbet ederiz. Anladın mı? Bu sır ya da değil, kimseye söyleme demez bana. Ben o zaman açık açık konuşabilirim. Bana bir sır dememişsin ki. Yo, direkt seni o amaçla çağırmamış da olabilir. Yani direkt olarak hani Beyza işte hani alkolün etkisiyle rahat rahat şeyleri aktarır değil de direkt senin açığını aramak için de böyle bir şey. Ben direkt böyle anladım mesela. Direkt olarak senin açığını bulup alıp bunu ben kullanmak amaçlı olarak anladım. Ben de öyle anladım. Yani. Zaten hiç, hani ihtimalleri de değerlendirdim. Şu anda ne durumdasınız? Ne yaptınız yani? Kimle? Hasretle mi? Evet. Hiçbir şekilde ne mesajlarıma döndü. Mert, ne mesajlaşmalarıma döndü. Ne mesajlarıma, ne aramalarıma, ne görüntüme. Sadece Twitter'da ses odasına geldi. Ses odasında da artık çünkü herkes hasret gel 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 diyordu. Bana dediler ki abla ses odasını senin için açtık. Alalım mı hasreti? Dedim ki alın lütfen, benim için de çok iyi olur. Yüzleşmiş oluruz. Bence yüzleşmeniz lazım. Ya bence de artık yüzleşmenin zamanı var. Geldim Mert. Dün çünkü şu yüzden bu muhabbetlerin. Çünkü senle Batın arasının açık olma sebebi bu mu şu an? Ben hayır şu an diye. Hayır yok. Çok farklı bir şey bu. Yani ilk kavgamız onunla, ilk ayrılığımız onun sayesinde yaşadık. İki gün, üç gün benim gözyaşlarımın şeyini ödeyecek o da. Ne alacağım? Bir şey alıp geleceğim, siz konuşun.